Tekrar selamun aleyküm. Değerli başkanlarım, muhterem hazirun kardeşlerimiz, hepinize sevgiye saygılarımı iletiyorum. Öncelikle yani ben teşekkür ederim. Bizim acımızı dinlemek istediniz. Bizim derdimizle dertlenmek istediniz. Bu bizi mutlu eder. İnşallah yine nereye çağırırsanız yani hem ihtiyacımız var. Bu davayı anlatmamız lazım. Onun için tekrar teşekkürlerimi belirtmek isterim. Doğu Türkistan, bazen Doğu Türkistan meselesi falan deriz. Aslında bu Doğu Türkistan davasıdır. Yani bu mesele değil. Öncelikle Doğu Türkistan davasını ve oradaki sıkıntıları anlamak için Doğu Türkistan davasının temelini iyi anlamak lazım. Nedir bu yani? Genellikle Türk dünyasında bile çok bilinmiyor. Sokaktaki normal insan Doğu Türkistan dediğiniz zaman şaşırıyoruz. Bazen Türkmenistan diyebiliyorlar. Ve hatta Çin'in içerisinde yaşayan bir azınlık topluluk olarak bu şekilde de gördükleri için Doğu Türkistan davasının çözümü noktasında veya Doğu Türkistanlı kardeşlerinizin istek ve arzularının yerine getirilmesi konusunda sıkıntılar, yanlış anlaşılmalara gidiyor. Özellikle bu nedenle son zamanlarda Doğu Türkistan meselesi biraz sık gündeme gelmeye başladı. Böyle olunca tabii ki öncelikle Türkiye'de hem içten gelen düşmanlarla ilgili mücadele var, hem dış mehraklar veya dış dünyadan gelen tehditler zaten biliyoruz, yaşıyoruz onunla beraberiz o konuda da. Bu nedenle Türkiye'nin de bazı konularda diplomatik olarak bazı şeylerde hikmet ve feraset esasında bazı adımları olabiliyor. Bunu toplum o alınması gerektiği şeklinde almıyor, anlayamıyor. Ve hemen mesela Doğu Türkistan meselesi gündeme gelince acaba bunu başka birileri kaşıyor mu? Bu mesele aslında o kadar da olmayabilir mi acaba? Diye bu meseleyi anlamıyor. O yüzden Doğu Türkistan meselesini temelini biraz bunun tarihi arka görünüşünü ona oradan giriş yapacağım. Doğu Türkistan meselesi davası dünyada şu an Türk İslam dünyasında birçok yerde sıkıntılar var, herkes biliyor. Özellikle şu an Müslümanların gündeminde Filistin var, Myanmar var, Suriye var, Irak var, Afganistan var, Keşmir var falan. Yani elbet onların hepsi bizim meselemizdir. Yani o bizim ecdatlarımız şimdiye kadar, yani bizim toplum bu işlerle ilgilenmiş. Ama Doğu Türkistan meselesi hem inanç açısından da bizi bağlar, toplumumuzu bağlar, hem kandaşlık noktasından da bizi ilgilendirir. Ve hatta kim bu açıdan bakmayan da insan olarak da Doğu Türkistan meselesi, yani bu üç noktadan herkesi ilgilendiren ciddi bir meseledir. Şu an Doğu Türkistan haritada bakarsanız İngilizce Xinjiang veya Xinjiang olarak çıkar. Türkiye'de telaffuz Sincan Uygur özel bölgesi olarak Çin'in adlandırdı. Bu isimle tanırlar. Aslında en doğrusu ve tarihi gerçek adı Doğu Türkistan'dır. Bunu Arapça Türkistan'ı şerhiyedir. Burada yazı şekiller var. Sincan, Xinjiang olarak adlandırılıyor. Bu Doğu Türkistan'ın tarihi ve resmi adıdır. Coğrafi konudan Doğu Türkistan hem stratejik hem jeopolitik açıdan her noktadan bakarsanız Doğu Türkistan'ın önemi yani o bölgede çok ciddi bir ehemmiyeti var. Yani özellikle Çin'in Doğu Türkistan'dan el çekmemesinin birçok nedenler var. Bunun içinde en büyük bir neden Doğu Türkistan, yani doğal olarak da Çin'in sınırlarını koruyan, yani bir her yeri Tanrı Dağları, Karakorum Dağları'yla, Pamir Dağları'yla doğal bir koruma teşkil ediyor. Ve aynı zamanda Doğu Türkistan Çin dahil
9 ülkeye komşuluk komşuluk eder. Yani onun Çin var, Pakistan var, Keşmir var, Hindistan kısmındaki, Tibet var, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Rusya, Moğolistan. Yani 9 ülkeyle sınırı olan bir toprak, büyük bir toprak ve Doğu Türkistan'ın büyüklük ölçümü olarak 1.828.418 kilometre karelik, yani Türkiye'den iki büyüklükte daha fazla büyüklükte büyük bir toprak. Yani bundan, yani Çin'in niye bu coğrafyadan çıkmak istemediği, Doğu Türkistan aynı zamanda Asya'nın tam kalbidir yani. Yani haritaya bakarsınız tam kalbidir. Ve şu an Çin'in İpek Yolu olarak tarihten bu övündüğü İpek Yolu'nun şeyini oluşturuyor. Yani omurgasını oluşturuyor. Yani Doğu Türkistan olmadan İpek Yolu yani geçemez yani. İpek Yolu diye bir şey kalmaz. Doğu Türkistan nüfusuna gelirsek, Doğu Türkistan şu an 40 milyon üzerinde bir nüfus var. Çin şu an resmi kaynaklara baktığınız zaman 21 milyon civarında gösteriyor Doğu Türkistan nüfusunu. Ve o 20 binin de %55'i Türk topluluğu, Uygur, Kazak, Kırgız, Tatar ve %45'i Çinli olarak. Böyle olunca neredeyse 10-11 milyon biziz ve 10 milyon veya 9 milyon arasında Çinli olarak gösteriliyor. Ancak bu da hem yalan, gerçekleri yansıtmıyor. Doğu Türkistan 1949'da Çin işgaline girdiğinde orada bir istatistik çalışma yapılmış. O zaman 70 sene öncesinde Doğu Türkistan nüfusu 8-9 milyon civarındaymış. Bu konuda Mehmet Emin Buğra liderimizin de Türkistan tarihi olarak adlandırılan tarih kitabında da bunlar geçiyor. Şimdi 70 sene zarf içerisinde tabii ki katliamlar oldu, sıkıntılar oldu. Ona rağmen bizim toplumumuz bu nüfusun artması konusunda çok ciddi bedeller ödemiş. Aileler direnç göstermiş. Daha sonra anlatacağım, kurtaj ve aile planlama şeklinde kıyım var. Ona rağmen şu an her evde baktığınız zaman yani 5 çocuk, 4-5 çocuk olan az çocuklu aile sayılır. Yani bu şekilde bakıldığı zaman da 70 sene sonra Doğu Türkistan'ın o yerleşim şekline bak, hayat bizim oradaki sisteme bakıldığı zaman vilayetler, özel bölgeler hepsini göz önünde bulundurduğu zaman yani 40 milyonun üzerinde olması lazım. Doğu Türkistan'ı Çin işgal ettikten sonra yani o esnada Çin'in nüfusu 300 bin civarındaymış. Yani sadece askeri idari personellerle 300 bin civarında Çinli var. Yani bu Çinliler 70 sene sonrasında tek çocuk politikasına riayet eden bir topluluk 9 sene 70 sene içerisinde 9-10 milyona ulaşıyor. Ama zaten 8-9 milyon iken 70 sene içerisinde bütün sıkıntılara rağmen, katliamlara rağmen direnç gösteren, ailesinde aile nüfusunu arttırma yönelik ciddi, yani bunu dava olarak gören bir topluluk, en az 5 çocuk sahibi olan ailelerin hala aynı yerde kalması. Hatta ben daha küçükken, yani 10-15 sene, 20 sene önce de yani biz 10 milyon olduğunu söylüyordu ve hala şu an yine 10 milyon, 9 milyon. Hatta bunu daha azalttılar, bu oraya da geleceğiz. Şimdi demek istedim, Doğu Türkistan 40 milyon nüfusu olan, yani neredeyse 2 milyon kilometre kareye yakın olan bir toprak ve bu toprağın bir kısmını sürekli Çin komşulara veren tarafları var, Doğu Türkistan'a ait olan kısmını. Bunun için Doğu Türkistan meselesi şu an o kadar önemli. Hem Doğu Türkistan yani şu an Türkiye'deki şu anki yani bizim sizin bu düşünce zihniyetimize göre de bu bizim misyonumuzu tamamlayacak bir unsur, çok önemli unsurdan biri Doğu Türkistan'dır. Doğu Türkistan kuyrukta tamamlandığı zaman
Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler olarak yani bir bütün Türkistan coğrafyası teşkil eder ve güçlü kendi özüne döner. Yani onun için Doğu Türkistan meselesini bu şekilde bakmak lazım. Şu an Doğu Türkistan'da Çin, yani genel olarak Çin'de 56 millet var diye, onun da hepsinin Doğu Türkistan'da yaşadığını iddia ediyor. Ve böylece Doğu Türkistan'ın Türkistan Uygurlara ait olmadığını kanıtlamak için sürekli bizim diğer boylarımız var. Kazak, Kırgız, Tatarlar ve diğer başka Türk boylar da az sayıda olsa da var. Bunları ayrı millet olarak, yani bizi tek bir millet olarak göstermek istemiyor. Yani bu böylelikle de hem idari yapıdan da bunu ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Hem etnik olarak da bunları ayrı ayrı etnik grup olarak gösteriyor. Ve bu şekilde Doğu Türkistan'da Kazaklar var. Yani ağırlıkla Uygur var. Onun dışında Kazak, Kırgız, Moğol, Özbek, Tatar ve Sağlar Türk boyları ve Tacikler var. Huy dediğimiz, yani biz onu Dongan veya Döngen Türkçesi olarak, bunlar Huy Müslümanlar var. Bu Doğu Türkistan'daki yani etnik ve kardeş boy yani görüntüsü. Ondan sonra Doğu Türkistan'da din konusunda Çin yine burada hem diğer dinlerle ilgili de bilgi veriyor. Budizm, Hristiyan veya başka dinlerin olduğu. Halbuki Doğu Türkistan'da %100 Müslümandır halk. Ve Müslümandır mezhep olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat Hanefi'dir. Bizim genel dil olarak Uygurca genel hakimdir. Diğer şivelerimiz boy dilleri de keza beraber var. Kullandığımız yazı bizim eski Osmanlıca Çağatay yazısı kullanıyoruz. Çağatay yazısının dil olarak da biraz daha modernleşme, yenileme oldu. Mesela biz şu an sokakta gezerken İstanbul'da o eski Osmanlıcayı okuduğumuz zaman daha iyi anlar bizden, Doğu Türkistan'dan yeni gelen bir kişi. O kadar yakın. O yüzden yani biz daha eski şeye döndüğümüz zaman, yani bir Kazan'da, eskiden Tataristan'da basılan kitap daha Doğu Türkistan'da ve İstanbul'da dahi okunuyordu. Yani o önemli, o dili, o yazıyı korumaktadır Doğu Türkistan ve bu konuda da Çin'in yasakları var, engellemeler şu an başladı bunu tamamen ortadan kaldırmak için. Şimdi Doğu Türkistan'ın yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri, bu çok detaya girmeyeceğim. Genel, çünkü zamanımızda yani anlatacağımız şeyler de çok. Yani Doğu Türkistan'da anlayacağınız kömür, doğal gaz, petrol, altın ve madenler, yani 128 çeşit çok değerli maden Doğu Türkistan'da bulunmaktadır. Ve Doğu Türkistan'daki petrol tamamıyla Çin'e akıyor ve insan boyu hatlarda Doğu Türkistan'da benzin ve doğalgaz daha pahalı, bizden Çin'e gidiyor. Ve Doğu Türkistan'daki yeraltı zenginlikler Orta Doğu'daki bugün Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'ten daha yüksek miktarda zenginliğin olduğu Japon ve diğer Alman araştırmacıların raporlarında da geçmektedir. Bu yüzden de ayrıca bizim zenginliklerimiz olarak hayvancılıktan tutun, yani meyve çeşitleriyle şu an bütün Çin'in hatta ihracatı bile Doğu Türkistan'da yetişen meyveleri kurutarak yani o şekilde ticaret yapıyor. Pamuk dünyada ikinci kalite pamuk Doğu Türkistan'da çıkıyor. Ve şu an Doğu Türkistan davası dediğimiz zaman, yani Uygurlar ne istiyor? Yani orada sadece daha iyi yaşam mı istiyor? Biraz rahat konuşmayı, daha rahat gezme hakkına ermek mi istiyor? Yok, hayır, öyle değil. Doğu Türkistan halkı tam bağımsızlık istiyor. Yani çünkü Doğu Türkistan hiçbir zaman Çin'in bir parçası olmamıştır. Yani sizlerin de Türkiye'de okullarda bunu okuttuğunu biliyoruz. Yani Çin Seddi'nin inşa edilmesiyle tutun,
Yani Çinlerle olan bütün mücadele zaten bu topraklar Doğu Türkistan'ın şu anki toprağın üzerinde verilen savaşlardır. Yani onun için Doğu Türkistan davasının temeli çok, yani temeli olan bir dava. Yani durup dururken bir başka harici bir güçün oradaki bir azınlık topluluğu kaşıyarak yani Çin'e karşı bir provoke eden bir mesele değil. Yani yukarıda bakabilirsiniz. Hun İmparatorluğu ta önceye gidersiniz. Göktürk Devleti, Uygur Devleti, Karahanlar, Sadiye Hanı, Kaşgariye Devleti. Şimdi bu biz daha yakın tarihe gelirsek 1867'de Kaşgariye Devleti, yani Doğu Türkistan'da büyük o demin gösterdiğim bu hanlıklar, bu imparatorluklar yıkıldıktan sonra Doğu Türkistan ondan sonra çeşitli beyliklere bölünüyor. Zaman zaman Çin'le savaş devam ediyor ve ama kendini idare ediyor. Giriş çıkışlar oluyor Çin'le. Ama son olarak bu resimde gördüğünüz Yakup Han Bedevlet. Bu kişi bütün Doğu Türkistan'daki beylikleri topluyor ve şu anki Doğu Türkistan coğrafyasını oluşturuyor. Ve o devletin adını Kaşgariye Devleti olarak kuruyor. Ve bu kişi Sultan Abdülaziz Han'a biat ediyor. Biat ediyor ve Kaşgariye Devleti'nde o gördüğünüz bu muhteşem büyük bir coğrafyada Osmanlı halifesi padişahı adına hutbeler okutuyor. Sikkeler basılmış. Şu anda elimizde bu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin bastığı bir araştırma yaparak bastığı bir kitap var. Şu an Kaşgariye, Doğu Türkistan'daki kurulan Kaşgariye Devleti ile Osmanlı padişahının arasında geçen yazışmalar ve irtibatlarla ilgili çok bu kadar kalın bir kitap çıkmış. Yani şöyle diyebiliriz, Doğu Türkistan şu an bile Türkiye onun üzerinde hak iddia edebilecek hem hukuki açıdan hem ahlaki hem tarihi öyle bir bağ olan bir yer. Şu an mesela biz ecdadımızın geçtiği medeniyetimizin eski bağ olan ülkeler üzerinde Türkiye'de şu an bir politika yürüdüğünü görüyoruz. Afrika'da ve diğer bir sürü ülkede. Keza Doğu Türkistan buna mukayese edildiği zaman daha yani Türkiye ile şu an yani bunun üzerinde söz sahibi olabilecek bir konumunda Türkiye. Çok önemli. Hatta bundan sonra Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin döneminde dahi bu ilişkiler devam etmiş. Bu 1876'larda zehirlenerek şehit ediliyor. Çin ilk işgali bu o dönemde Doğu Türkistan'a giriyor ve Doğu Türkistan'ın adının Sincan olarak yeni sınır, yeni elde edilen yeni toprak olarak anlamına gelen bu terimi kullanıyor ve Doğu Türkistan'a giriyor. Ancak Doğu Türkistan'da hiçbir zaman Çin'in işgalini boyun eğmemiştir. Sürekli mücadele vermiş, kovmuş. Ve bu şekilde 19. yüzyılın başlarında Doğu Türkistan'ın Kumul vilayetinde başlayan bir isyanla hareket ederek bütün Doğu Türkistan'dan Çinlileri kovmuş ve 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulmuş. Bu anlamda da modern devletçilik de yani İslam'la cumhuriyeti, demokrasiyi bir arada tutup da bir devlet halini getiren tek devlet Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'dir. Bakarsınız Afganistan ve İran, Pakistan bunlar daha sonra gelir. Yani bizim ecdadımız bunu daha önce öngörmüş. Hem de Osmanlı padişahının yıkılmasıyla bir ara Doğu Türkistan'daki bu mücadele sonlandığında hatta İngilizler ve diğer güçlerin Osmanlı'nın Doğu Türkistan'da başkaldırıp orada kendini ihya etmeye çalıştığı konusunda da araştırmalar, yazılar var Batılıların. Çünkü Osmanlı paşaları ve uzmanlar o zaman da Kaşgar'da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşu esnasında da bulunuyorlardı. Resimde gördüğünüz kişi Hoca Niyaz Hacı'nın Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve ortadaki Başbakan Sabit Damarlı'nın dini alim Türkiye'ye gelmişler. Birçok İslam dünyasını gezdikten sonra görerek
bizim Türkiye'nin al bayrağından esinlenerek Türklüğün gök rengini birleştirerek bayrak Türkiye'deki al bayrağı özenerek bayrağın da aynı olmasını öngörmüş. O yüzden Doğu Türkistan'ın bugünkü davanın temeli, bugünkü modern mücadelemizin temeli bu İslam, Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ne dayanıyor ve bu cumhuriyet de ilk Afganistan devlet olarak kabul etmiş Doğu Türkistan'ı. Ve yanındaki Mehmet Emin Vora, Mehmet Emin Vora da bu İslam Cumhuriyeti kurulmadan önce de küçük çapta bir devlet kurmuş. Ondan sonra bu Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kabul etmişler. Doğu Türkistan tekrar bu cumhuriyet uzun zaman geçmeden bu cumhuriyetin kabinesi vardı, bakanlar kurulu vardı, pasaportu vardı, parası vardı. Yani dış dünyayla hatta Türkiye ile de irtibata kurmuş, telgraf çekilmiş. Türkiye'den de al bayraktan gök bayrağı selam diye mesaj gittiği konusunda da tarihi belgeler var. Bu şekilde dünyaya bağlanmaya, kendini tanıtmaya çalışmış ancak Rusların müdahalesiyle, Çin-Rus işbirliğiyle Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kısa bir zaman içerisinde yıkılıyor. Ancak dava devam ediyor, mücadele Mehmet Emin Vora, Osman Batur ve diğer nice liderlerimiz, kahramanlarımız mücadeleyi devam ediyor ve resimde gördünüz. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin ondan sonra 1944'te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin askerleri, bu para, bunlar bu pasaporttur. Bu 1933'te kurulan İslam Cumhuriyeti'nin pasaportudur. Yani bir tam teşekküllü bir devleti, anayasası da dahil var. Ondan sonra 1944'te Doğu Türkistan Cumhuriyeti tekrar kuruldu ve bu altta resimdeki Ali Han Töre, bu kişi Batı Türkistan'dan gelen, şu anki Özbekistan'dan. Daha önce bizde yani ayrı Doğu Türkistan, Batı Türkistan diye bir şey yoktu. Kaşgar'dan Buhara'ya, Semerkand'a, Nemengan'a bu şekilde şehirler arası böyle bir dolaşım vardı. Yani nerelisin? Zaten coğrafya Türkistan'dır. Kaşgarlıyım derdi. Biri Semerkand'dan, biri Buhara bu şekilde. Yani bu kişi Doğu Türkistan'da mücadeleye iştirak etmiş, öncülük yapmış. Ve Marşallık lakabı almış. Marşal Ali Han Töre bu Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ydı. Ve burada da bu 1949'a kadar çok mücadeleli geçen bir süreç var bu Cumhuriyet'in devamında. Ancak yine de burada Çin'de, Moskova'da eğitim görmüş. Komünist ideolojiden tesirlenen bir aydın ekip vardı bu liderliğin içinde. İşbirliği olmuş ve bizim Cumhurbaşkanımızı Doğu Türkistan'dan kaçırıp Özbekistan'a getiriyor. Ve bu şekilde savaşıp elde edilen bir devleti, kurulan bir devleti savaşmadan 1949'da Çin'le, o dönemki Çinli komünist yanlısı ülkeler ve Yalta Anlaşması'ndan sonra bir bölüşme oluyor ve Batı Türkistan Sovyetlere düşmüş ve bizimkisi Doğu Türkistan Çin'e o şekilde bir anlaşma yaparak orada yerli Çinli Müslüman Huy olarak bilinen bunlara da destek vererek Uygur Müslümanlarla onlar arasında savaş çıkararak bu cumhuriyeti de zayıflatmış. O cumhurbaşkanını kaçırdıktan sonra zaten ortada bir otorite kalmadıktan sonra bu anlaşma yaparak savaşmadan Doğu Türkistan'ı Çin'e ilhak etmiş 1949'da. Bu Doğu Türkistan'a Çinlerin girişi bu şekilde. Doğu Türkistan 1949'da mecburi bir şekilde Çin'e ilhak ediliyor ve Doğu Türkistan'ı Sincan olarak değiştiriliyor. Bu 1950'lere kadar hatta 55'e kadar Doğu Türkistan'da bizim Uygur Türk ordusu vardı. Mahkemeler, her şey, idare bizim yönetimi bizim elimizdeydi. Yavaş yavaş bunları tecrit etti, ilga etti, böyle yoktu. Ve sonra Doğu Türkistan'ı 1955'te Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak özerk bölgesi statüsünü, bu da sözde
Gerçekte o Çin'in sözdeki anayasada verilen bütün haklar, özel bölge otonom bölgeye sahip olan bütün hukukları sadece kağıt üzerinde kalmış ve şu an hiçbir şey yok. Sadece bir esaret var. Sonra şu an Doğu Türkistan'ın bugünkü durumuna gelene kadar, yani acaba 1949'dan sonra Doğu Türkistanlılar mücadeleyi bitirdi mi? Ne yaptı? Bizim halkımız hiçbir zaman boyun eğmedi. Sürekli mücadele verdi. Bu mücadele, yani biliyorsunuz Doğu Türkistan, hatta sizler de Doğu Türkistan'la ilgili bir haber duymamışsınızdır. Yani 80'lere kadar. Çünkü tamamen dünyadan tecrit edilmiş, hem doğal o sınırlardan dolayı, hem onların idari yapısından dolayı, oradaki baskı ve tecrit politikasından dolayı dünyadan tamamen uzak kalmalarına rağmen Doğu Türkistan halkı, yani dünyanın ucra köşesi gibi bir durumda, kendi milli dini, enene, ürf, adeti ve davasını yaşatmış, mücadele vermiş. Görüyorsunuz Doğu Türkistan'da büyük katliamlar oldu, bir isyanlar oldu, başkaldılar. Onun için de Barın katliamı veya Barın cihadı olarak tanınıyor Doğu Türkistan'da. 5 Nisan'da oluyor. Ve burada bütün Barın kenti tamamen siliniyor. Çok az sayıda bizim kahraman mücahitlerimiz, yani 30 binin üzerinde Çinli asker uçaklarla, tanklarla yerli bir ediliyor. Ama bir haftaya kadar bu kardeşlerimiz onlara direniyor. Bu ortadaki resim, o esnada çekilen resimler. Ve ondan sonra Gulca katliamı var. Gulca katliamı da insanlar oradaki zulme karşı sokağa dökülmüş ve orada büyük katliamlar yaşanmıştı. Keza ondan sonra Şavgan katliamı, bu Çin'in iç kesiminde oldu, 26 Haziran 2009'da. 5 Temmuz'da hepinizin bildiği Doğu Türkistan davasının dış dünyaya tam anlamıyla kendini gösteren, hem Çin'de, Çin ile Doğu Türkistanlıların arasındaki bütün perdeleri, taburları yıkan, artık biz buyuz, artık ayrılmak istiyoruz denen o nokta burada başlıyor. 5 Temmuz'da bir büyük bir başkaldırı oldu. O zaman bizim şu anki Cumhurbaşkanımız başbakanken Çin'e karşı sert bir açıklamada bulundu. Bu adeta bir soykırımdır dedi. Ondan sonra bu katliam durdu. Ama sıkıntılar, Çin taktiğini değiştirdi ve sıkıntılar arttı. Ondan sonra yine uzun zaman geçmeden 2014'te Yarkent tarihi bir şehir, orada Ramazan ayında bayramın arifesinde büyük bir katliam yaptı. 3000 kişi şehit oldu. İki köy, onu tamamen sildiler. Ve bu olayı deşifre eden, araştıran Fransız bir gazeteci var. Şu an adını unuttum. Onu da Çin sınır dışı etti Pekin'den. İşte bu demek istediğim, Doğu Türkistan mücadelesi devam etti. Sürekli mücadele verdi. Ondan sonra Doğu Türkistan mevcut durumuna gelirsek, Doğu Türkistan şu an insan hak hukukları diye tanınan bütün terim ve anlamların hiçbirinin Doğu Türkistan'da anlamı yok. Her türlü eziyet, her türlü kimliğinizden tutun, yaşama hakkınız, ifade özgürlüğü, düşünce, ibadet, yaşam, giysi, nereden tutarsınız? Yani bunun bir insan, yani Doğu Türkistan'daki olup biteni anlattığın zaman, yani bunu mübalağa zanneder. Şu an bizim anlattıklarımız bile dilimiz yetmiyor, yani onu ifade etmek için. Çok ciddi sıkıntılar var, ileride izahları olacağı için. Doğu Türkistan'daki insan hak ihlallerini şöyle satır başlığıyla söyleyeyim. Zaten düşünce, hiçbir şekilde kendi düşüncenizi, ne istediğinizi, ne nasıl yaşamak istediğinizi bununla hiçbir şekilde ifade edemezsiniz. Mesela şu an oturup ya biz Türkmüşüz dediğiniz zaman, yani şu an eskiden Türk
kavramını hiç kullanmıyordu. Sonra dış dünyaya açılıp çıkıştı. Milletimiz öyle mi? Türkiye diye bir yer varmış. Bu şekilde tanıdı. Yani kendinize ya biz Türk'üz diyemezsiniz. Yani o sizi hapse atılmanıza yeterli bir sebeptir. Bunun gibi yani biz bütün yani düşünce bazlı hiçbir şey ifade etmeniz mümkün değil. Dini ibadetlerde çok ciddi kısıtlamalar var. Namazdan tutun, camilere girişleri, kartlar biraz sonra göstereceğim. Yani bir camiye girmeniz için şu an kart icra edildi. Kart var. Bunun da resimleri var. Bir mahalleden diğer bir mahalleye gider, o kendi mahalleniz dışındaki camiye giremezsiniz. Orada hem kameralar var, hem onu takip eden ekip var. Sen niye geldin? Çocuklar giremez, kadınlar, emekliler, parti üyeleri, komünist parti üyeleri, kadınlar 18 yaş sayarsınız bitmez. Caminin üzerinde şey var. Yani ibadetler konusunda Ramazan, yani ruh, yani bildiğiniz her şey. Ama şu an zaman zaman Türkiye'den veya dış dünyadan ziyarete giden delegeler falan oluyor. Onun için Çin'in hazırladığı şey var. Yani Urumçi'de bir çok güzel kubbeli, yani güzel bir şey var, cami var, bir İslam enstitüsü var. Hemen orayı gezdirirler, herkes sarıklı, cübbeli, medresede dizilmiş, 50-60 öğrenci Kur'an okuyor. Hazır bir cami, yani bunu gösterdiği için yani insanlar ya Doğu Türkistan'da yani herkes rahatmışlar ama istediği şekilde Kaşgar'a, Hotan'a, yani bütün Doğu Türkistan'a gidemez, gezemez. Yani izini tabisiniz. Yani bir viza ile de Doğu Türkistan'a gittiğiniz zaman siz izin almanız gerekiyor Urumçi'de. İzin aldığınız zaman der ki orası çok tehlikeli der. Siz gitsiniz hayati tehditle karşı karşıya kalırsınız. Halen burada bir savaş yok. Ezilen Doğu Türkistan'da evlerinde, işlerinde eziliyorlar, zulüm ediyor. Ama bu şekilde lanse ediyorlar. Bunun için Doğu Türkistan'daki sıkıntıları oraya böylesine bir giden bir kişi hissedemez, göremez. Mal ve mülklerinizle ilgili her an malınıza el koyabilir. Yani eviniz sizin değil. Yani tapu var ama o istediği zaman sizden alabilir. Yani siz orada bir kiracı gibi, yani vergi diyorsunuz. Yani o kiracı gibi ama evim diye başka biri gelip alamaz ama devlet istediği zaman sizi hadi çık buradan diye atar sizi. Bu yapabilir. Yani şimdi şu anki durumda da birçok iş adamları tutukladı, şehit etti. Şu an bile Türkiye'de büyük ölçüde sayıda iş adamları var. Geldikten sonra Doğu Türkistan'da son bu pasaportların toplatılmasıyla giriş çıkışlar şu an tamamen durmuş durumda. Gelenler şanslı, kurtulmuş. Paraları orada olanlar, paraları el konuldu. Doğu Türkistan'da büyük bir şu an ekonomik darbe var. Bütün parası olan herkesi vurdu. Yani bunlar, yani hatta Çin'e çalışmış olan bizim bu casus diye adlandırdığımız, sevmediğimiz, lanetlediğimiz insanları bile iki yüzlü olarak onları aldı. Hatta şu an bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Ürümçi'ye gittiğinde görüşen Nur Bekir'i diye Doğu Türkistan Genel Valisi olarak bilinen Çin'in atadı. Şu an o kişi hapiste. Yani şu an büyük bir hazırlık içerisinde. Zaten onların hedefinde olan, dini hemmiyeti olan, milli şuuru olan bunlar zaten hedefte. Ama Çin'e çalışmış, hayatını onlara hizmet etmiş olan insanları bile şu an boş bırakmıyor. Herkesi şu an bağırta bağırta ben Çinliyim, tövbe ettim dedirtme bunların esas gayesidir. Ondan sonra milli kültürü ve medeniyetimize ait bütün eserler, tarihi eserler yıkıldı. Deprem tehlikesi var diye hepsini yıktı. Camiler, tarihi eserler, onlar yıkıldı. Dini talim ve terbiye konusunda 40 milyonluk nüfusu olan bir Müslüman topluluğunun bir tek bir medresesi yok. Mesela şu an Çin duvarlarda her yerde afişler yazıyor. İllegal dini faaliyetlere direnelim diye yazıyorlar ve ona operasyonlar yapıyorlar. Peki mesela Türkiye gibi yer devlette diyebilir yani hukuki yasal olmayan bir faaliyet varsa evet bu denilebilir. Ama Türkistan'da yasalı yok.
Yani Çin burada bir sürü Kur'an kursu açmış, medrese açmış da diğer insanlar yanlış yoldan kaçak bir şey açmış gibi yapıyor. Halbuki Doğu Türkistan'da tek bir medrese yok. Ona rağmen bizim milletimiz 70 seneye kadar bu esareti, kendi kimliğini, dinini, ürf adetini, hüviyetini korumuş. Yani şöyle diyebilirim, mesela Doğu Türkistan'da şu ana kadar özellikle Urumçi zaten tamamen demografisi değişti. %18, bizim başkentimizde %18 Türk var. Diğerleri hepsi Çinli. Başkentimiz ama Çinli. Onlar çoğunlukta. Diğer bütün Doğu Türkistan'da millet direnmiş. Son Xi Jinping iktidara geldiğinde Doğu Türkistan'ı ziyarete geliyor ve Doğu Türkistan'da Kaşgar ve Hotan gibi o tarihi, o şehirleri gördükten sonra çok kızmış. Demiş ki, ya niye buna müsaade ettiniz? Burası Çin'e hiç benzemiyor diyor. Orta Doğu mudur burası diyor, bağırıyor. Ve ondan sonra işte bu başladı. Doğu Türkistan'da bizimkiler Çin'le benzememek için daha önce de hatta saçları kazıtırdık biz. Yani 20 sene önce gençlerde saç olmazdı. Ya yani Çinlilere benzememek için. Büyüklerimiz çok ayıp olurdu. Saçla gezen hemen birini görürse başına bu dopayı giyerdi. Gittikten sonra açıp dolaşanlar olurdu. Yani bu, yani bizimkiler çok özen göstermiş. Çin'e benzememek için, onlar gibi giymemek, onlar gibi yememek. Hatta Doğu Türkistan'da yani oranın hava şartlarına göre bizde mesela muz olmaz, portakal falan yetişmez. Çin'den gelir. Mesela biz küçükken onu yemezdik yani. Yani Çin, yani bunu sanki harammış gibi, yani Çin meyvesi diye yemezdik. Yani bu kadar özen göstermiş ve bizim Doğu Türkistan'ın milli kimliği korunmuş, Çinlileri iç içe yaşamamış yani bizimkiler. Onun için Çin şu anki hedefinde Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını Çin'den ayıran ne varsa onu düşman belleyip ve onu yok etmeye yönelik bir operasyon başlatmış durumda. Yukarıda dini, inanç ve ibadet dedik. Ramazan'da bir sürü şeyler var. Onun zamanımız olmayabilir. Daha ondan beteri var çünkü. Bunların hepsi tek kelimeyle, yani şu an satırı aşağı inmeyelim. Yani insanlar, yani normal bir insanın, yani şu an siz Türkiye'de yaşadığınız, yani hakkım olarak bildiğiniz evim diye kapatıp içine gidip oturup rahatlamanız, onun hiç, o hissin hiçbirine sahip olmayan bir topluluk, bir insan topluluğu Doğu Türkistan'da yaşıyor. Bunu bu şekilde özetleyeyim. Şu an bakın sadece birkaç resim, şu an aşağıdaki resime bakın, o kareler, kamera şeysi. Yüz okuma, yüz tarama makinesi şu an Doğu Türkistan'ın genelinde çok yaygın. Sokaklarda şu an ara sokaklardan tutun her yerde kamera var. Evinize bile girip çıkanı gözetliyor. Mesela bir eve 15-20 kişi girdi mi hemen polis gelir. Burada bir faaliyet mi var, ne var diye hemen gelir. Bu şekilde gözetlemenin dışında yüz okuma, yani onların tehditli, tehlikeli gördüğü ve kod koyduğu insanları hemen sokakta gezerken sizin şu an bunu tahmin edersiniz. Yani nasıl, bunun videoları var. Yani sokakta giden insanların, yani 1000, 2000, kaç bin insan o kamera karesine giren herkesi tarayabilecek öyle sistem yerleştirildi Doğu Türkistan'da. Bu kameralar sanki ağaçta konup duran kuş gibi duran, daha beterler resimleri var. Bu Doğu Türkistan'daki durum. Yukarıda mağazalara bile istediğiniz nereye, yani kendi kapalı sokak var, yani sokağa girdiğin zaman orada da barakalar var. Oradan bu şekilde taranıp geziyorsunuz. Sokakta gezerken aniden sizi durdurup telefonunu aç der. Telefonunuzda Esselamu Aleyküm, ya cumanız mübarek olsun, burada maşallah falan, dini resim, mekabenin herhangi bir böyle şey bulunduğu zaman sizi alırlar. Bu yüzden şu an Doğu Türkistan'da, Çin şu an teknolojide, telefonda dünyaya kendini gösteriyor. Ama bu akıllı telefonlar insanlar sadece evde oynamak için kullanıyor. Dışarı gittiğinde o bildiğiniz Nokia veya bir küçük o telefonlardan kullanıyor. Çünkü size kontrol ettiğinde oradan bir şey çıkmaz. Bunlar da o Türkistan'daki özetleyelim. Burada
helal haram kavramına karşı savaş açtı. Savaş açalım diye sloganla geçen bir ay önce Kaşgar'dan başladı. Şu an Çin şöyle diyor. Yani Çinlilerle kültürel bazlı, düşünce itibariyle Çinli olma, Çinli hissettirmeye karşı olan her şeyi yok edelim diyor. Şu an bunu tespit etmişler. Diyor ki şimdi biz portakalını yememişiz. Daha ne Çinliler biliyorsunuz kedi köpek ne varsa yer. Şimdi onlar Doğu Türkistanların şimdi daha önce de biraz daha bize göre yumuşak bir genelge yaydı. Dedi ki ya helal haram diye insanları telkin edemezsin dedi. Onu eden varsa şeyini kırarım bacağını dedi, alırım dedi. Ondan sonra şu an dedi yok öyle bir şey, halal haram diye bir şey yok dedi. Yani yemekte öyle ayrışma yok dedi. Kardeş kardeş yiyeceğiz diyor. Bunu şu an halal kavramını bitirdi. Ben şu an Doğu Türkistan'da geleceğim kamplar var. Orada toplama kamplar. Orada bunu domuz eti yemeye zorladılar. Yani bu halal haram kavramı konusunda çünkü bizim Doğu Türkistanlılar dini açıdan çok uzaklaşan, kendini komünist olarak bilen insan bile, hayatında bir kere namaz kılmayan insan bile en azından domuz yemez. Yani bunu hiçbir şekilde öldürseniz bile yemez. Ama bunu şu an oradan yakalıyor, onu icra etti. Onun dışında ortada İslami isimler, Ahmet, Muhammed, Ayşe, Zeynep ve hatta Türklüğü çağrıştıran isimler, Müslüman topluluğundaki bilinen liderlerin isimleri, bunların hepsi yasaklandı. Doğu Türkistan'da şu andan itibaren yeni doğan bebeklerde bu İslam'ı çağrıştıran isimler tamamen yasaklanmış durumda. Bakın, şu an Türkiye'de bazı kesim Çin dostluğu üzerinden çok şey yapan, özellikle bu Doğu Perinçek falan bu tipler yapıyor. Bakınız, o Doğu Türkistan'daki bir afiş. Orada Türk albayrağının düşürüldüğü tişört var. Bu yasak olanların, yani orada kıyafetler var, abayı, çarşaf falan her şey. Onun şeyinde Türk bayrağı ve tişörtleri görüyorsunuz. Bunlar yasaklar. Onu giydiği zaman bakın o çocuklar ayıldızlı giymiş. Yani bu kontrolde yakalanan çocuklar bunlar evde zaman zaman operasyon yapıyorlar. Evde Kur'an-ı Kerim, seccade falan ne varsa topluyorlar. Orada diğer resimde yakılan resim de var. Yakmak üzereyken bunlar evde İslam'ı çağrıştıran duvardaki Kabe'nin resmi olsun her şey. Geçen sene bu hadise başladı. Şu an bu resim, bakın orada yazıyor caminin önünde namaz kılan, daha şimdi o kadın orada da kılamaz. Bu biraz daha eski resim. Bu camiye girişler yasak olan, dini yasaklarla ilgili bunu demin söyledik, çok detaya girmeye gerek yok. Bu Ramazan'da mesela resime bakın, Ramazan günleri geçen senelerde olan hadiseler, 2017'de 2016'da bu başlamıştı. Tam Ramazan ortasında gündüz içki içme festivalleri, yarışmalar yapıp sokakta giden insanları yakalayıp hadi gel diye bunu yaptılar. Aşağıda genelge var. Ramazan'da lokantaların açık tutulması, özellikle içkilerin şart olması, sigaranın göze çarpan ulaşılabilir yerde olması, bu şeylerin, bu genelgede onları yazıyor. Doğu Türkistan'da yine bu aile planlama projesi, bu daha uzun zamandan beri başlayan şey. Çin zaten kendi toplumuna bir çocuk, azınlık olarak, bize azınlık olarak iki çocuk diyor. Ama ona rağmen bizim demin anlattığım mücadele deriniş var. Bu resimde onu görebiliyorsunuz. Yani onlar anlatıyorlar polisle beraberinde gelip. Yani ailelerin yüz binlerce çocuk 8 aylık, 9 aylıkken karnından yarılıp iğneyle öldürülüp alıyorlar. Buna birçok aile çocuklarını hamile olduğu anlaşıldıktan sonra kaçarak uzaktaki akrabanın evine veya bir yerlere gidiyorlar. Şehre girip daha biraz sistemin daha etkisinin az olduğu bölgelere gidip şey yapar. Ve hatta bazıları ondan sonra para cezası var, katlanır. Bu şekilde böyle bir bizim hayat mücadelemiz oldu. Ondan sonra Doğu Türkistan'daki en büyük sıkıntı
seyahat özgürlüğü. Bu seyahat özgürlüğü Doğu Türkistan, Çin sınırları içerisinde bile sıkıntılı. Mesela Doğu Türkistanlı Pekin'e, Şanghay'a gitmek için özel bir izne tabi kart olması lazım. Yeşil kart, güvenlik kart diye kart var. O kartı almak için 22 ayrı çeşitli idareden izin alması, oradan tasdik olması lazım. Hem mesela Şanghay'a, Pekin'e gittiği zaman mesela Türkler gittiği, siz giderseniz orada Afrikalıları görürsünüz, Arapları otellerde iş açmış, dükkan açmış, oradaki Müslümanlar camileri var, her şey güzel. Ama bir zulüm var, onu o kadar milyonlarca insan onu hissetmez, görmez. Bir Doğu Türkistanlı Şanghay'a gittiği zaman çok büyük camiler, diğer Çin, yani sanki Türkiye gibi bir hava var. Ama bir Uygur gittiği zaman orada istediği zaman, yani cebinde parası olsa dahi otelde yatamaz. Hiçbir otel kimlikte Sincan yazılı olduğu sürece almaz. Nereye gidecek? Orada Sincan bir yurt gibi bir yer var. Devletin resmi, Doğu Türkistan'ın temsilcisi olan. Orada yurt gibi yer var. Otel diyelim orasını, resmi. Orada kalmak zorunda. Bunlar var. Bu seyahat özgürlüğümüz ve onun dışında da Doğu Türkistan'ın kendi içinde Urumçi'ye, diğer şehirler arası gezmek için bile şu an izne tabi. Kart olması lazım. Kasabadan kasaba, köyden köye, barikatlar, bakın orada polis oturuyor. Yani o sokağa girip çıkanı kontrol edecek. Yani her yerde daha başka resimler vardı. Bugün bunu hazırladım, toparladım. Biraz acil oldu. şu an bu resim Çinli Müslümanlarla Doğu Türkistan'daki Türk Müslümanların hayat haklarıyla elde ettikleri şeyler arasındaki fark. Görüyorsunuz çok haşmetli. Aşağıdakisi bu polislerin, askerin gezdiği bizim Doğu Türkistan Kaşgar'daki İdgah Camisi'dir. Çok büyük. Yani aynı bayramlarda bütün Kaşgar hem cami içinde, dışında, sokakta namaz kılırız. Şu an onları da yasak getirilmiş durumda. Yukarıdakisi, yukarıdaki ikisi Çin'in iç kesimindeki camiler. Orada hatta Dungan dediğimiz Çinli Müslümanlar bizde sakal veya diğer yani Müslümanlığı gösteren giysiler zaten yasak. Ama Çin'in iç kesiminde normal Çinliler Suudların giydiği o beyaz uzun, onu giyip dolaşır yani. O bizim orada olsa zaten öldürür yani. Onun için öldürür. Ama Çin'in iç kesimindeki Müslümanlar normal kıyafet dışında Arap gibi o giysi giyip dolaşıyorlar yani. Onlarda ümmet bilinci yok. Böyle Filistin'dir, bilmem nedir, Türkistan'dır, o onlarda şey yok. Müslümanlar ama kendilerini Çinli olarak bildiği için etnik olarak Çin'e daha yakın durur. Ve bizim de tarihi Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin ondan sonra 44'teki Cumhuriyet'in yıkılışında büyük bir katkı sağladığı ve Doğu Türkistan'da büyük katliamın yaşanmasına sebebiyet vermesiyle münasebetle Uygur Müslümanlarıyla Çinli Müslümanlar arasında çok derin bir çatlak var. Yani bizimkiler yani o alışkanlık, o korku, o endişeyle yani Çinleri de takiyesini alırsa onlar Çinli diye onlara hiç güvenme şey yok. Onlarda da Uygurlara yönelik keza öyle bir kardeşlik düşüncesi olmadığından dolayı onların da Çin'e karşı bir toplak bölünme gibi hak iddia etme şeyleri yok. O yüzden çok rahatlar, medreseler var, dergiler var, cemiyetler var, dernek falan. Doğu Türkistan'da bu tamamen sıcak su ile soğuk su arasındaki bir fark var. Doğu Türkistan'daki bu zulme yani aynı yani kendimizi, kendi etimizi, kendi yağımızı kavuruyorlar. Diyor ki ya buranın o hukukuyla niye benzemiyor dediğin zaman der ki burası özel bölge. Onun için oranın hukuku yasaları kendine göre biz karışamayız der. Halenki oradaki her şeyi Çin Komünist Partisi gönderir ve bunları tayin eder. Aramızdaki bu fark o yüzden Doğu Çin'e ziyaret eden Müslüman delegelerin onları görüp Doğu Türkistan'a soğuk bakması ve oradaki Müslümanların sıkıntılarını hissedememesi bu nedenledir. Ondan sonra şu an yani tam sıkıntıya geliriz. Şu an 70 senelik esaret içerisinde Çin her şey yaptı. Bütün ihlalleri yaptı. Halkımız buna alıştı. Öldürdü, çocuğunuzu aldı öldürdü, hapse attı, dininizi yaşatmadı,
her şey yaptı. Buna direndi, alışmış yani. Ona bir yara olarak kan akıyor ama yaşıyor. Ama şu an dayanılmaz bir durumda. Şu an Doğu Türkistan halkı tamamen 40 milyon insan tamamen derdest edilmiş durumda. Yani şu an şöyle diyelim, daha önce 2009'daki bu şeyden dolayı Türkiye ile yaklaşmaya gitti. Türkiye sert bir tavır sergiledi. Çin'in kendi enenesine göre bir politika izledi. Türkiye'ye yumuşak politika yaklaşım sergiledi. Ve Türkiye'ye giriş çıkışlar bu ara yoğunlaştı. Biz de sevindik. Doğu Türkistanlıların Türkiye'ye görmesi, onların gözlerinin açılmasına sebep oldu. Türkiye ile olan bağını, yakınlığını, her şeyi öğrendi. Aniden geçen sene Doğu Türkistan'da pasaportları tamamen toplatıldı. Bütün pasaportlar toplatıldı. Ve yurt dışı çıkışları yasak. Hatta Türkiye'den giden, o esnada Türkiye'den ziyarete gitmiş, ticarete gitmiş veya başka bir nedenle akrabalarını ziyaret etmek için giden Türk vatandaşı Uygurlar da şu an hapislerde yatıyor. Onların da çıkışlarına izin müsaade edilmiyor. Çin şu an diyor ki ben şu an Xi Jinping'in son genel kuruldan tekrar seçildikten sonra bizim mesela 2023 gibi onlar 2050 Çin rüyası diye attı. Şu an bu Çin rüyası demek Çin'in içinde de kendi iç hesaplaşmaları var. Şu an yolsuzlukla ilgili bir çalışma başlatarak bütün muhalifleri, şu an tamamen kendi içindeki muhalifleri temizledi ve Doğu Türkistan ayağında bu çalışmanın tamamen her türlü bütün yani kendi Doğu Türkistanlıların bağımsızlık noktasında Çin'i rahatsız edecek ve o ona teşvik edecek diye eder diye düşündüğü bütün unsurları, kimlik, giysi, din, diyanet ne varsa onu yok etmeye niyetli. Şu an tek millet diyor. Tek millet, tek devlet. Bu ne demek? Şu an Çin'de Çinliler kendini Han der. Han milleti. Şu an Han milleti dışında millet kalmayacak diyor. Şimdi bu kamplarda ve hapishanelerde açılan toplantılarda açıkça Komünist Parti liderleri gelip konuşma yapıyor. Diyor ki siz adam olacaksınız diyor. Ya Çin toprağının parçası olacaksınız, Çin milletinin bir parçası olacaksınız, yaşayacaksınız. Çince konuşacaksınız, artık böyle ayrışma yok. Yani ne varsa biz yediğimiz gibi, giydiğimiz gibi her şeyi konuşacaksınız. Ve öyle olmazsa yok olacaksınız dedi. Ve bunu fiilen başlattı. Şu an Doğu Türkistan'da bu çalışmayla birlikte dış dünyaya bu süper güç olmak için tek kuşak, tek yol, İpek yolu, biz bunu ejder yolu olarak tanımlıyoruz. Bunu dünyaya Çin emperyalizminin, Amerika Batı emperyalizminin karşısında Çin emperyalizminin yeni bir versiyonu. Bu İpek yolu biliyorsunuz ta Londra'ya kadar. Bu arada mesela bu çalışma içerisinde birçok ülkeyi şu an Çin esir almış durumda. Pakistan şu an Gwadar portunu biliyorsunuz. Gwadar portu tamamen Çin'in tekeline geçti. 65 milyar doların üzerinde bir yatırım yaptı. Ve yerli halk şu an sokaklara dökülüp Çin'e karşı protestolar başlatıldı. Keza Afrika'da Çin'in Afrika'da dolaştığını bilirsiniz. Afrika ve Orta Doğu Türkiye'nin mahallesidir. Burada Türkiye'nin çıkar ve menfaatleri daha yoğun. Buraya kadar hatta Suriye meselesinde bile Çin Türkiye'nin karşısında bir ülke. PKK, PYD, YPG'nin tarafında savaşan Çinlilerin olduğunu biliyorsunuz. Burada bile Türkiye ile bağdaşan ve aynı safta olan bir bakış açısının olmadığını görüyoruz. Ve Afrika'da dahil da resimler devraldı. Evet. Şu an bakın bu İpek yolu Şiyen'den başlıyor. Pakistan'dan geçip ta gidene kadar bütün yerde Çin şu an kendi etkisini gösteriyor. Çin'in geçtiği bütün yerlerde hem kendi nüfusunu götürüyor, Çinlileri götürüyor.
para yatırıyor, sanıyor ki oradaki burada iş olur, çalışan olur der. Orada Pakistan'daki bütün yol çalışması olsun, bütün çalışmada Çinli çalışıyor. O para, kendi yatırdığı paradan Pakistanlılar yemiyor. Çinli yiyor. En ufak çalışan Çinli'den. Kazakistan, Kırgızistan'da dahil şu an isyan var. Geçen aylarda ciddi bir isyan oldu. Yani orada arazi aldı, tarım yaptı, sokaklar Çinlileşti. Kazakistan'da her yerde Çin mimari yapıyla yapınca toplum rahatsız oldu ve büyük bir kargaşa oldu Kazakistan'da. Bunu yapıyor, yol yapıyor Çin. Yaptığı zaman yola Çin'in o geleneksel heykelleri falan, o simgeleri yerleştiriyor. Afrika'da şu an pazarlarda bile her yerde armut domatesin şeyinde, tezgahında Çince yazılar var. Yoldaki tabelalarda sanki Pekin'e gitmişsiniz, diğer Çin'e gitmiş gibi. Bütün tabelalarda Çin, İngilizce, Çince yazılar görüyorsunuz. Burada diğer resimler vardı, yansımadı. Ona anımsatan şeyler vardı. Yani demek istediğim, bu proje Çin için, Çin'in 2050, Çin vizyonu, Çin rüyası için, Çin'in süper güç olma hayalına en büyük destek veren araç bu İpek Yolu'dur. Şu an bu İpek Yolu'ndan bize de pay çıkar diye düşünen ülkelerin hiçbirine eline hiçbir şey geçtiğini kimse görmedi. Daha Türkiye'ye İpek Yolu gelmedi, gelecek ama oradaki yakındaki olanlara hiçbir şey gelmedi. Pakistan bile şu an Nawaz Sharif hükümetinin değişmesiyle şu an Imran Khan var. O hemen bunu anladı. Önce vazgeçtik dedi. Hemen allak bullak oldu her şey. Şimdi bir anlaşma, bir baskı var. Çünkü Pakistan'da asker çok ağırlık şu an. Çin'le şu an Hindistan ve İran'dan dolayı Çin'le stratejik olarak yani hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi gerektiren bir strateji uzun zamandır var. O nedenle Imran Khan da o fikrini değiştirip ama sadece anlaşmayı gözden geçirmeye yönelik bir çaba yaptı. Çünkü Afrika'da bütün Afrika ülkelerine borç verdi, yol yaptı, her şey yaptı, elektrik getirdi, para yatırdı. Sonra o kadar kısa bir 7-8-10 sene içerisinde hepsi borçlandı, parasını ödeyemiyor. Şu an havalimanlardan tutun, askeri şeylere kadar her yer şu an Çin'in eline geçmiş durumda. Bunu şu an birçok ülke bunu biliyor, anlamaya başladı. Bu nedenle Çin'in bu İpek Yolu'nu koruması lazım. Çin bakın haritada tam Doğu Türkistan'dan geçiyor. Zaten İpek Yolu, insanlar Çin'e ait olduğunu düşünse de kimsenin bilmediği bir şey var. İpek aslında Doğu Türkistan'ın ürünüdür. Bunu tarihi ben oraya girmeyeceğim, ayrı bir konu. Ama Doğu Türkistan'dan gelir. Çünkü bu dut Doğu Türkistan'da yetişen bir şey. Yani o ipek başka yerden çıkmaz. Şimdi tamam Çin onu sonra elde etmiş, teknoloji onun eline geçmiş ama yine de şu anki real gerçeğe baksanız bile Doğu Türkistan istikrar olmazsa, Doğu Türkistan'da Çin'in otoritesi zayıflarsa zaten bu rüyası tamamen bitmiş oluyor. Bu nedenle, güvenlik nedenlerle de bugün her şeyi göze almış Çin. Yani daha önce birçok şeyde taktik kullanırdı, biraz oyun oynardı. Şu an artistlik bile yapmıyor. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Çünkü kimse bir şey demiyor, demedi. Onun için Çin şu an daha şimdi geleceğim ne yapmaya başladığını, İpek Yolu bizim başımıza bela oldu. Birçok ülke bundan kendinin refaha kavuşacağını, birçok şeye iyi bir şeye kavuşacağını düşündüğü şey Doğu Türkistan'da 40 milyon insanın yok olmasına bakın bu ejder işte bu ejder yolu diye onun için diyoruz bu Pakistan'ın Gwadar Afrika Çinleşmiş durumda. Bakın nasıl misyonerler Afrika'ya nasıl geldiyse bunlar da doktor ve Mesiha olarak oraya gelmişler. Bakın bu haritada Afrika, Çin, Hindistan, Sri Lanka birçok ülkede şu an Çin hakim olmuş durumda. Tamamen ekonomisini ve stratejik yerlerini elde etmiş. Şu an Çin bu çerçevede şu an başlattığı şeyde
İlk olarak asimilasyon, yani Çinileştirme, tek millete dönüştürmek için. Bakın bu giysiler Jackie Chan'ın filmlerinde gördüğünüz giysiler. Bu giysiler Çin'in geleneksel giysileri. Bunu Çinliler bunu bırakalı daha 100 sene oldu. Çin'in hiçbir yerinde bu giymez. Çinliler giymez. Bu tarihi nasıl da şu an Dirilişte giyilen yani Osmanlı giysi bugün onu giyip dolaşamazsınız. Bunu Çinliler giymez. Yani gelenek olarak medeniyet göstergelerinde şölenlerde giyerler. Ama şu an bütün okullarda bizim çocuklarımıza bu maskara, bu saçmalığı bunu giydirdi. Daha başka resimler var. Konfüçyüs'ün heykellerini okullarda yaparak onun önünde eğilmeleri falan onları yaptılar. Onun da resimleri var. Bakın bu Çinileşme şu an anaokuldan itibaren Çince. Şu an mesela Doğu Türkistan'ın birçok kesiminde insanlar Çince bilmez. 70 sene esir kalmış ama Çince bilmez. Yani ona direnmiş, onlarla beraber yaşamadığı için. Şu an onu yok ediyor. Bir, asimilasyon, bunları çocuklarını elden al. Bu şekilde anaokullara bütün çocukları topluyor. Mecburi onlara Çince yemek yedirme, onlara helal haram bu tür kavramları mahvet. Bundan sonra Çince konuş, gelenek, değerlerden uzak çocukları yetiştirme. Bakın Çinlilerle evlenme, daha önce teşvik vardı. Şu an mecburi var. Şu an Çinlilerin evlere yerleştirme olayı var, onu anlatacağım. Onlar dahi evinize gelir, yabancı bir erkek Uygurların evinde yaşamaya, onlarla beraber yaşama görevi var. Onlar bile evdeki bizim kızlarımıza yasal olarak da mesela 18 yaş evlenme yaşına girmeyen çocuklara dahi ben bununla evleneceğim dese karşı koyduğu zaman ebeveynli o toplama kampları götürülme olayları var. Hatta bazıları dayanamayıp Çinli öldürme olayı yaşandı. Bir Kazak vatandaş geçen sene kızına sarkıntılık yapan o evleri yerleştiren Çinli'yi atının kuyruğuna bağlayıp gezdirip öldürmüş, öyle olaylar oldu. Bu sıkıntılar Çinli evlendirme, yani toplumu tamamen Çinli, çünkü Mançurları bilirsiniz tarihte Çin'i yönetmiş bir topluluk şu an tamamen yok olmuş durumda. Ve İç Moğolistan dediğimiz Çin'in içinde olan büyük bir yer, orada bile onlar Çinileşmiş durumda, onlar Çince konuşur, kendi sadece adı şey kalmış, Moğol kalmış veya Mançur zaten ismi bile kalmadı, sadece yazılarda var. Bakın bu çalışmaların her alanda bunun izini görürsünüz. Yemekte, içmekte, her yer. Bakın bu bayanlar sanatçı değil. Yani artist değil veya hiçbir şey değil. Bunlar sizin bizim evimizde yaşayan kızlarımız, bacılarımız, eşimiz, annemiz. Bunları topluyorlar. Bunlar aşırılığa karşı ve Çin devlet şeysine direnen cahil diyerek bunları düzelteceğiz diye daha bu kampları açmadan önce bunu başlattı. Bu toplama kapalı kamplardan önce bu mesela İdgah Camii'nin avlusu gibi yerde sokakta toplayıp Çince bir müzikle dans ettiriyorlar. Bakın burada bunların hepsi cami imamları, muazzinler ve imamlar. Bunlar da dans ediyor. Bunun videoları YouTube'larda ararsanız çıkar. Diyor ki siz başınızı açın diyor. Güzelliğinizi hava şey yapsın falan şiirlerle. Bu şekilde özendirmek için, açtırmak için bunu yapıyorlar. Bunun videosu var. Çok meşhur bu. Dünyada gündeme geldi. Yani mecburi bu Çinliyle evlendirmeye mecbur kalmış, evlendirmiş. Bunlar şu an o Doğu Türkistan'da yok. Bakın bu çocuğa bakın. Yani bu bir Çinli bile böyle giysi giymez. Ama bizi bu kadar hakaret ve psikolojik eziyet vererek bakın o giysilere bakın. Yani 1000-2000 sene önceki giysilerle bizim insanlarımızı, kızlarımızı Çin'in iç kesimine götürüyor. Daha önce de 2009'daki Ürümçi katliamının çıkışının ana nedeni oraya 1 milyona yakın kızlarımız götürmüştü. Mecburi çalıştırma, iş bulma şeyin bahanesiyle ve onlara yapılan haksızlık ve onlara kötü
muameleden, taciz ve tecavüzden dolayı bir Uygurlar arasında bir kavga çıkıp bundan sonra ta Urumçi'ye kadar yayıldı ve büyük şey oldu, infial yaratıldı. Bakın bunlar da bütün mahalle, köy, her yerde bunun gibi şeyler yapıp bu Çinleştirme çalışması yapıyorlar. Bundan sonra bunların hedefinde diğer bütün şeyler gibi toplumun değerleri olarak bilinen dini alimler, bilim adamları, akademisyenler, sanatçılar, sporcular, iş adamları önde görünen, ün kazanan herkesi şu an gözaltında aldı ve bunun içinde esir ve şehitler var. Bunların resmi göstereyim. Bakın yani mesela iş adamı o şu an şehit oldu mu, söylentiler var ama net olarak kazanmadı. Bu kız da akademisyen, bu iş kadını, yani bu çok büyük bir zengin bayan. Dini alim şehit edildi. Bu kişi 2018'in başlarında bu üç kişi, dört diyelim. Bu alimimizi kaybettik. Keza yani bir iş kadını. Bunlar hepsi yani bunlar toplumda çok bilinen, sevilen, toplumun manevi değerlerine sahip çıkmaya çalışan insanlar. Bunları o yüzden ki hiçbir siyasi şey yok yani. Mesela İlham Tohti'yi bilirsiniz, zaman zaman gündeme geliyor. Adam bana benzemez yani, Çin'e sen düşmansın demiyor. Doğu Türkistan demiyor. Adam Pekin'de hoca, üniversitede. Orada yetişmiş. Sadece otonom haklar içerisinde Uygurların rahat yaşaması, Çin anayasasında gösterilen hakları yerine getirilmesi konusunda yazdığı yazmalar nedeniyle şu an muhabbet hapis yedi. Bu Ablacan Ayup çok ünlü bir sanatçı. Bu genç de şu an 9 senelik hapis almış. Bu birkaç gün önce duydum. İrfan Azim bu futbolcu, çok uluslararası sahada oynamış. Bu konuda FIFA'nın da UEFA'nın da çalışmalar var. Kurtarılacağı konusunda haberler geldi. Hatta Türkiye'ye getirilecek, burada milli takıma katacağız diye ben çok güvenilir yerlerden duydum. Diğerleri mesela burada Abdurrahim Heyit, yani Türkiye'de çok bilinen, Karşılaşınca diye şarkısı olan, milyonlarca insan Türkiye'de beğenmiş. Hatta Türkiye'de birkaç kez gelmiş. Bu da siyasetçi değil. Sadece milli şiir, şarkı söyler. Bunların hepsi şu an hapiste. Bu Abdülveli, Kerem Abdülveli, büyük alim. Bu geçen hafta gıyabi cenaze namazını kıldık. Ama bir sene önce şehit edilmiş. Haberi bize birkaç gün önce geldi. Ve bunlar akademisyenler, yani bilim adamları. Bunların hepsi bir kısmı şehit edilmiş, bir kısmı halen hapiste. Yani bu her yönden bize yok etmeye yönelik, bitirmek, azmimizi kırmak, teslim olmak için bir gayret sarf ediyorlar. Şu an Türkiye merkezli, yurt dışı, gezi, ticari, öğrencilik ne varsa yasaklamış durumda. Bu konuda şu an Türkiye'de hiçbir ticari giriş gidişler yok. Türklerden, yerli Türklerden gidenler var. Ama o Doğu Türkistan'a pek gidemiyorlar. Çin'e gidiyor. Doğu Türkistanlı bayanla evlenen iş adamları ve Pakistanlılar dahil. Hatta bir bilim adamı geçen haberde çıktı. Hatta devletimiz müdahale etmiş. 2-3 hafta oldu, eşini Türkiye'ye getirdi. Kampta tutsak olan eşini Türkiye'ye getirebildi. O hoca Türkiye'de ünlü bir tarihçi olması hesabıyla ve Türkiye'de gündeme çok ağır bir gündem kazandı. Şu an Türkiye'de Çin heyeti dolaşıyor. Türkiye'de de bu kamp meselesi gündeme gelince rahatsız oldular. Türk toplumunu bu konuda ikna etme çabası, çalışması yapıyorlar. Bu nedenle şu an Türkiye'ye geliş gidiş yok. Öğrencilere yönelik de bakın bu Mısır'daki öğrencilerdi. Mısır'da
5000'e, 4000'e aşkın, 5000'e yakın öğrenci vardı geçen sene. Bunlara yönelik bir söylenti yayıyor önce bunlar. Hepinizi geri getirecek diye. Birkaç aileyi ebeveynin yanına alarak WeChat'tan şeyi gösteriyor. Bakın annen babam bizimle yanımızda, geri dön dedi. Birçok yani 1000'e aşkın öğrenci geri döndü. Dönenlerin akıbeti malum olmadı. O nedenle bütün öğrenciler Türkiye'ye gelme hareket başlamışken aniden bir operasyon düzenlendi. Mısır polisi, özel kuvvetleri ev ev, okul okul operasyon düzenleyerek yüzlerce Uygur'u gözaltına aldı ve çok az kısmını bıraktı ve birçoğu şu ana kadar hiç haber alınamıyor. Bir kısmının Çin'e teslim edildiği haberi var. Yaklaşık 3000'e aşkın Doğu Türkistanlı öğrenci Türkiye'ye çok zor şartlarda Türkiye'ye gelebildi. Bu konuda devletimize teşekkür ederiz. Yani bazı kolaylıklar sağlandı. Şu an bunların hepsi Türkiye'de üniversitelerde eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu yani diş diasporadaki başı boş olarak yani Çin'e diş dünyayla vatandaşlık kazanmamış olan bütün Çin vatandaşlığı olan bütün Uygurları Doğu Türkistan'a geri dönmesi konusunda bir operasyon düzenledi. Hala insanları geri dönmeleri konusunda şantaj ve tehditler devam ediyor. Ve son şu an bıçağın kemiğe dayandı bu mesele. Bakın kamp konusu dünyada gündeme geldi. Bize göre şu an kamplarda 5 milyonun üzerinde kamp var. Bakın 5 milyon. Yani çok mübalağa gelir. Şu an biz bunu anlatamamıştık. Şu son BM bunu kabul etti. BM dedi 1 milyonun üzerinde tutsak var, bunu bırakın diye BM'de 2-3 kez açıklama oldu. Ve insan hakları Human Rights Watch falan diğer insan haklarını koruyan örgütler de benzeri açıklama yapınca daha önce kamp deyince hayır bunlar yalan söylüyorlar, öyle bir şey yok diye Çin Dışişler Bakanlığı sözcüsü sürekli konuşuyordu. Bu BM'de açıklama yapılınca dedi ki evet var dedi. Var ama biz bunların hayatlarına renk katmak istiyoruz dedi. Bakın böyle bir saçma, böyle bir pişkinlikle diyor ki bunların hayat standartı düşük. Bunları daha medeniyetli, daha bakın o da ayrı tartışma medeniyet konusunda kim daha medeniyetçi, kim daha. Burada insanların hayatlarını renk katıyoruz diye resimleri yayınlıyorlar. Pimpon top oynayan, şarkı söyleyen böyle ayarlanmış resimler yayıyorlar. Peki diyor BM'de geçen ben Cenevre'de toplantıya katıldım. Dedi ki bu nasıl bir hayat renk katma terbiye yeri diyor. Yani Guantanamo gibi böyle bir ortam var. Burada insanların hayatına nasıl bir renk katılırsa diye başlıkla başlatıldı. Bu şekilde Doğu Türkistan'da resmi olarak BM'nin kabul ettiği 1 milyon üzerinde, bize göre 5 milyon üzerinde, bunun da dayanabilecek bir delili var. Ne dersiniz? Şu an geçen bizim bir diasporada bizim bir aktivistlerimizden biri El Cezire English'te bir tartışma programı oldu. Pekin'den bir Çinli'yi bağladı ve onlar tartışıyorlar. Dedi ki ya 1 milyondan fazla Uygur Çin kamplarında deyince adam onunla dalga geçti. Ne 1 milyonu dedi. Zaten Uygurlar 6 milyon, 5-6 milyon Uygur var. Sen ne milyondan bahsediyorsun dedi. Bunun videosu var. Demek ki Çin şu an bizim şöyle bir korkumuz var. Şu an Çin Doğu Türkistan'ın nüfusunu 10 milyon civarında diyor. Ve bunlar 5-6 milyon insanı hapsaldı ve ölenler var. Şu an her ay bir koğuştan 9-10 kişinin öldüğü, şu an Türkiye'ye gelen bir bayan var. Gülbahar diye, görmek isteyenler varsa görüştürürüz. Kazak vatandaşı olan birkaç kişi kurtuldu. Yabancı olduğu için kamptan onları bıraktı. Çünkü ailesi o ülkede gündeme getiriyor. Bırakılarak bunlar Türkiye'ye geldi. Hatta Amerika'ya gidip senato kongrede orada açıklama yaptı, anlattı. Orada tecavüz var. İnsanlara iğne
iğne yapıyorlar, delirtme şeyleri, ilaçlar veriyorlar. Onu yaptıktan sonra insan kendinden geçiyor, intihar etme teşebbüsü oluyor. Hatta bazılarını kamptan bırakılanlar bile bir hafta, iki hafta sonra ölüyor. Ölenlerle ilgili zaten herhangi bir şikayet edeceğiniz merci yok. Yani yapamazsınız. Hukuk niye öldü falan, o terim orada bulunmaz. Onun için şimdi Doğu Türkistan'daki bu 5 milyondan fazla bize göre insanın bu durumu dışarıdakileri de, çünkü bu sürekli o sayı durmuyor. Sürekli yeniliyor. Yani 10, bir kişiyi bıraksa 10 kişiyi içeriye alıyor. Ve şu an 5-600 bin kişiyi kamptaki tutsağı Çin'in iç kesimine taşıdığı haberi var. Bu Ekim ayında bir ay boyunca Doğu Türkistan'dan Çin'e giden trenler tamamen diğer yolculara engellemiş. Yani diğer yolculara hizmet vermedi, kapattı. Ve bu bir ay boyunca Doğu Türkistanlı kamp tutsaklarını Çin'in içine gönderdi. Ve birçok resimler var. Bunlar bu Çinlilerin yurt dışındaki Çin muhalif Çinlilerin yaydığı uydu görüntüleri, daha çok görüntüler var. Yukarıda harita o kampların bulunduğu yerleri gösteriyor. Daha sürekli kamp yapıyorlar. Videolarda baktığınız zaman Urumqi, Kaşgar, büyük şehirlerin hepsinde bomboş, sokaklar bomboş görürsünüz. Yani bunlar onu kanıtlıyor. Bakın bu, ben bunu 3 gün önce paylaştım. Paylaşınca birçok Uygur yorumu şu an buradan çıkıp da görebilirsiniz telefonda, benim adımda. Uygurlar ya bunu diyor, bu çok lüks gelmiş. Yani siz mesela orada oturmayı düşünün. Kapalı, çok karanlık, her yeri koridor gibi bir yerde. Ya onlar rahatsız olmuş diyor, bunu mu niye gösterdin diyor. Bu böyle değil diyor. Kamp öyle değil diyor, biz biliyoruz diyor. Bu dış dünyaya göstermek için daha lüksüne çıkarmış diyor. Halbuki bunda ben bir lüks görmüyorum. Ama oradaki gerçek kamptaki duruma göre bu lüksmiş yani. Bakın burada televizyonda, kameralar var, televizyonda Xi Jinping konuşuyor. Gece gündüz Çin'i seviyorum, ben Çinliyim. Onun da videoları var. Hatta sen Müslüman mısın? Hayır, ben hiçbir zaman, nauzubillah, böyle dedirtiyor. Gece gündüz o şarkıyı, o sloganları ezberleyemeyen, bir de Çince ezberleyecek. O gün yemek yok. Bu hem beyin yıkama, hem eziyet, hem yok etme, her türlü çalışma bu kamplarda oluyor kardeşlerim. Şimdi bu da bir hafta falan oldu, bize ulaştı. Bunun tercümesi yanında, ben Facebook'ta da paylaştım. Diyor ki sır saklama anlaşması diyor. Yani sırrı ifşa etmeme o kamplardaki. Bu resmi bir anlaşmadır. Diyor ki gizli koruma taahhütnamesi. Devletin gizli korumaya yönelik taahhüt ettiğini önce o yazı var, imza atıyor. B tarafı diyor, eğitim tabi tutulan adı soyadı eğitim diyor. B taraf aşağıda verilen talimatlara kesinlikle uymalıdır diyor. Eğitim merkezindeki öğrenim, yaşam, kişi sayısı dahil uygulamalarla ilgili bilgileri açıklanması yasaktır. Açıklamayacağım diyor. Her türlü haberleşme uygulamaları, sosyal medya falan, bunları bunlarda bunu ifade etmeyeceğim çıktıktan sonra diyor. Ve bunun gibi orada, yani olup biten ne varsa demeyecek. Ve bakın bu kimler alınıyor kampa? Bu yurt dışında çocuklara eğitim gören insanlar, okumakta olan, akrabaları dahil, yani uzaktan amca falan, senin yeğenin orada Pakistan'da, Türkiye'de, orada burada eğitim alıyor. Yurt dışında akrabaları olan, öğrenci olan ayrı, akraba olan, hac ve ümreye, daha önce hac ümreye gitmiş olanlar. Geçen sene hacca bir delege gönderdi, kamplar var. %90'ı Çinli, %10 Uygur. O Çinlilerin hepsine, onun resimler var. Uygurca bizim özel geleneksel giysiler giydirmişler. Çinliye benzetip göndermişler. Böyle yaptı. Hac ve ümreye daha önce, 10 sene önce olsun gidenler. Ayrıca toplantı yapma hallerde açılın ötün anlamında bir sloganla. Ya kendinizi ifşa edin. Yani biz bir şey demeyeceğiz. Daha rahatlayacağız.
diye size daha iyi şeyler olacak diye. Daha önce biz affedeceğiz diyor. Ya 10 sene önce ben hacca gitmiştim gel. Ya biz 2 sene önce bir sohbete katılmıştım. Onların hepsini alıyor. Onun dışında Türkiye'ye seyahat ve ticareti giden. Burada 26 ülke var. Bu 26 ülkenin herhangi birine giden tutuklanır ve kampa alınır. Onun başında Türkiye var, Afganistan, Cezayir, Azerbaycan, Mısır, Endonezya, İran, Irak, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Libya, Malezya. Orada görüyorsunuz sen ülkeler. Bu 26 ülkeye giden Uygur tutuklanır ve kampa, onların ıslaha, terbiye edilmeye ihtiyacı var. Çünkü onlar bozulmuştur. Oradan bir şey öğrenmiş falan, o düşünceyle bunu yapıyorlar. Bakın ondan sonra kardeş aile projesi var. Bu kamp bir yerde ayrı bir dert. Şimdi evlerinize bakın resimler, bu resimlerde görürsünüz. Bu Çinli kardeş aile projesinde Uygurların yaşama şeyini daha şu an yeni ürettiği şey. Daha önce bunu da demeden gönderdi. Şu an bu da gündeme gelince hatta Türkiye'de gezen delegeler var Çinlilerin. Onlarla görüşen STK'larla görüştük. Onlar ona sormuş ya kamp varmış evine adamlara gönderiyor musunuz demiş. Evet gönderiyoruz da onu da kabul etmiş. Ama orada insanlar çok kötü durumda demiş. Yaşamları çok kalitesi düşük falan. Biz onlara yardım etmeleri için gönderiyoruz demiş. Bakın burada bir yardım gibi yani böyle bir şey var mı? Bakın bunlar biz normalde yerde yatıyoruz şeyde. Bu Çinliler şaka ile olsa da yani bakın onların kendi Çinlilerin kendi bloglarında yayınladığı resimler. Yani Çinliler bu şekilde hem dini açıdan hem ahlaki bir Müslüman olsa da bir Müslümanın evinde bu şekilde kalamaz yani. Hak diye bir şey var, mahremiyet var. Yani bunun hepsi Türk İslam dünyasının vicdanına dokunan bir şey. Buna bir şey denmesi gerekiyor. Bunlar evde kalıyorlar. Bazı arkadaşlar ben mesela 2 senedir ailemle görüşemedim. Bütün yani kimse şu an ailesiyle irtibat yok. Ben şu an annem, kardeşlerim hepsi Doğu Türkistan'da. Bunlar kampta mıdır, öldü mü veya evde mi bilmiyorum. Böyleyken bazı arkadaşlar da bir şekilde WeChat'tan yine cesaretli olan telefon kullananlar, görüşenler söyledi. Kardeşimle görüşüyorum bir şey anlatmıyor dedi. Şu an misafir var evde demiş. Ya onun için demiş namaz falan yok diye şey yapıyor, ağlıyorlar. Böyle bir şey var. Bakın bu Çinliler evlerde, yemekte, her şeyde beraber yaşıyorlar. Bunlar örnek resimlerdir. Şu an Çin'den Doğu Türkistan'daki zulüm bu şekilde özetledik. Şu an Doğu Türkistan diasporayı da yok etmeye yönelik ciddi bir hareket var. Şu an Pakistan bizim sınırımızda, karşı kara sınır. Dış dünyaya çıkan karadan herkes Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetleri ve Pakistan'dan geçer. Ve oradaki bütün Uygurları oradan yani iş yapan, okuyan ne varsa oradan ya aldı Doğu Türkistan'ı geri getirtirdi. Gelmeye korkanlar kaçıp ya Türkiye'ye geldi veya başka bir ülkeye, batıya, Avrupa'ya sığındı. Doğu Türkistanlılar için dolaşım komşu ama bizim dolaşamadığımız Çinlilerin cirit attığı bir bölgeye dönüştü. Orayı temizledi çünkü Pakistan bir Müslüman topluluğu nasılsa bizim kardeş. Onlar şu an Doğu Türkistan'la ilgili hiçbir şey bilmez. Zaten Pakistan-Çin ilişkisi stratejik anlamda önemli olduğundan dolayı da hükümet o meseleye bir şey demez. Dolayısıyla onlar Müslümanları görmediği için hep Çinlileri karşılarında gördüğü için hem yabancı kalırlar ve diğer Suudi Arabistan'da şu an yeni bir şey başlatıldı. Suudi Arabistan'da bizim Uygurların, Uygur diasporasının en çok yaşadığı ülkelerden biri Suudi Arabistan. Orada da Mısır benzeri bir olay söylenti yaydı. Yayınca bütün Doğu Türkistanlar şu an İstanbul'a geri geldi. Şu an Türkiye'de çok az sayıda insan kaldı. Mısır'dan zaten geldi. Diğer ülkelerden de keza. Şu an Uygurların dolaşabileceği yani sınır bölgelerimizde hiçbir yere ben mesela Türk vatandaşı olduğum halde ben mesela Pakistan'da birçok bizim Türkiye'deki Pakistan'daki teşkilatlarla irtibatlı çalışan STK'lar var, toplantı yapıyorlar, uluslararası davet ediyorlar. Gidemiyorum mesela onlar Türk vatandaşı olmama rağmen gizli bir şekilde Çin'e verebilir.
Ondan dolayı gidemiyorum. Türkiye Cumhuriyetlerinin hiçbirisine gidemiyoruz biz. Yani buradaki Türkiye'deki şu anki Türk vatandaşı olan Uygurlar, yani genellikle Doğu Türkistanlar, o Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan'a hiç gidemeyiz. Onlar zaten Çinli polisler kendi arabalarıyla gelip dolaşıyor. Oradan kendi götürüyor yani. Bunlar yaşandı. Onun için orası da temizlendi. Şu an bize Türkiye kaldı. Şu an Türkiye diasporanın en güçlü 50 binin üzerinde bize göre Uygur var. 50 bin. Ama devletin kayıtlarına göre 300 bin olarak Sayın Cumhurbaşkanı 2009'da öyle ilan etti. Diğer devlet yetkilileri de aynı şekilde 300 bin Uygur olduğu söyledi. Belki bu biraz daha önce gelip yerleşmiş, entegre olmuş ve öyle olabilir. Ama şu an bizim gördüğümüz diaspora dernek, yani zaten İstanbul ağırlıklı bütün dernekler burada. Bir Kayseri'de bir 3000'e yakın Uygur var. Burada bir iki dernek var, Doğu Türkistan Derneği. İstanbul'da biz Doğu Türkistan Maarif Derneği, diğer birçok farklı farklı alanda hizmet eden, eğitim çalışması, bir sürü değişik farklı alanda hizmet eden dernek vakıflarımız var. Şimdi buna yönelik bir çalışması var Çin'in. Şu an Türkiye'de hukuki olarak, şimdi siyasi olarak çok baskı yapmaya çalıştı. O bir yere kadar gidiyor. Çünkü diplomatik ilişkilerde bazı şeylerde çok uç, diğer konular bozulmasın diye bir teamül gösterirsiniz. O bir yere kadar. Onun dışında sınırı aşmaya çalıştığı zaman zaten o sistem, devlet ona müsaade etmez. Dur der. Onun için onların içinlerini yaptığı her şey son noktaya kadar gücünü sarf etti ve diplomasiyle Türkiye'de Uygurları tamamen yok etmeye çalıştı. Tabii ki buna devlet de müsaade etmez. Halk da buna sahip çıkar. Bu nedenle şu an farklı açıdan yaklaşmaya çalışıyor. Doğu Türkistan'da bir senedir şu an bir çalışma yaptığı bize haberi geliyordu. Ev ev dolaşıp yurt dışında yakınları, akrabası olanlarla ilgili bir anket ve imzalama yapıp benim çocuğum veya eşim, kardeşim evet falan cinayet işlemişti, kaçmıştı diye imza attırdığını bir sene önce gelmişti. Şu an geçen ay Kayseri'de, Ankara'da iki Uygur'a Çin Büyükelçiliği, Ankara Büyükelçiliği dava açtı. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Bundan sonra da daha çok bu şekilde bizi rahatsız edeceğini düşünüyoruz ve kaygılıyız. Onun birisi çok komik bir ithamla diyor ki, falanca şahıs bu Doğu Türkistan'da çocuğunu düşürmüş, yani kurtajla düşürmüş ve yasal olmayan yollarla kaçmış. Ve buna sahip çıkmış Türkiye, Çin elçisi dava açıyor. Halanki o kişi bekar. Bir bekar, ikincisi Çin o düşürülen çocuğa sahip çıkacak ülke değil. Orada yüz binlerce, milyona yakın, milyonlarca bebeği katletmiş. Kurtaj, zorla kurtaj etmiş. Bir ülke, bir de terör politikası yürüten bir devlet şu an bir komik şeyle bir deneme yaptı. Ve bu şekilde yavaş yavaş Doğu Türkistanlı teşkilatları, liderleri ve bireyleri, gözü takılanları bu şekilde hukuki tezgahla taciz etmeye ve rahatsız etmeye çalışacağını düşünüyoruz. İnşallah hem Allah da bunları muvaffak etmeyecek, hem Türk halkı devleti de buna müsaade etmeyeceğine inanıyoruz. Doğu Türkistan mücadelesindeki karşılaştığımız sıkıntılar zaten belli oluyor. Çin bizi kötülemek için, bizi terörle bağdaştırmak için, bağlantı yapmak için elinde gelen her şey yapıyor. Hem aramızda kavga çıkarmak, yani şu an her açıdan bir saldırı var. Biz bu konuda hem kendi içimizde de tavsiyelerimiz olacak. Birlik beraberliğimizi koruyacağız. Metanetle, hikmetle, tedbirle çalışacağız. Şu an bütün teşekkürler. Bu aslında benden değil de Türkiye'deki siyasi partilerin liderlerine söyleyeceğiniz bir şey. O %80'i ilk önce söylediniz. Çünkü biz şu an biz
Türkiye'de yaşıyoruz ama bir amaneten o davayı yaşatıyoruz. Şu an için Doğu Türkistan'da 40 milyon, ben sadece bir zulüm var demiyorum ya, bir rejim çalışıyor falan değil. Gerçekten ya düşünün ya, 5 milyon, 5 milyonu bırak, 1 milyon kabul ettiğinden bahsedelim ya. 1 milyon insan kamp ne demek ya? Yani o evlerde sen ya, o resimlere, o sizin eve ya, bir Müslüman kardeşin senin amcaoğlun gibi böyle yatamaz ya. Yani biz mücadele, Çin'le savaş tamam, onu biz ecdadımız yapmış, yine de gençlerimiz Çin'le halen savaşmak ister. O ayrı bir şey. Şu an biz bir millet yok oluyor diyoruz, yok oluyor ya diyoruz. Buna yani siz yani, okuttuğumuz demin gördüğünüz resimler, Çin'de okutmuşuz onları. Yani yedi. Adam kendi yetiştirdi, nesilden nesil yetiştiren insanlar, o yönetici yapanlar sokaktan almıyor. Onun babası ona Çin'e çalışmıştır, onun dedesi çalışmış. Onları alıyor, senin beni almıyor. Onları almış, onları hapse atmış şimdi Çin. Bakın bir saniye, şimdi ne demek istediğinizi ben anlamadım. Şimdi Doğu Türkistan'da insanlar ya ölüyor, yok oluyor. Siz orada ya ekmeğe paran yoksa pastaya gibi bir şey diyemezsiniz. O dediğiniz şey zaten okutma bilmem ne, onun hiçbir yok. Şimdi savaşma gibi, o ikinci bir konu. Biz şu an Doğu Türkistan'daki zulmü anlatmayalım mı? Ben bunu sorayım size. Tamam. Çözüme gelmedik size. Şimdi desek ki strateji buraya koyup Doğu Türkistan'da nasıl burada 10 bin kişi toplayıp Çin'e gireceğiz, seddini, Çin seddini yıkacağız diye bir strateji olursa o zaman dersiniz. Ya kaç tane bomba var, kaç füze var diye. Şu an size onu teklif etmiyoruz. Öyle bir şey yok. Hem Türkiye'den de diğer hiçbir yerden öyle bir Çin'e savaşın da onu yıkın demiyoruz. Biz şu an diyoruz ki sizin başınızda taş düşmüş, oh diye bağırdınız, bağırdınız. Şu an bile siz diğer insanlar demiyorum. Ya kardeşlerimiz bile ya niye bağırıyorsun kardeşim, beni rahatsız ediyorsun diyor. Çünkü onun vicdanları rahatsız oluyor. Bir şey demesi gerek. Diyemiyor ama mahcup olmadan ya niye diyorsun, beni rahatsız ediyorsun diyor. Şu an bakın ben Doğu Türkistan'la ilgili bir sıkıntı geliyor bana. Ben onu paylaşıyorum şeyde, Facebook'ta. Paylaştığım zaman inançlı, İslami kesimden insanlar en az 5-10 kişiyi kaybediyorum ben. Yani arkadaşlıktan çıkıyor. Niye? O kendi utanmıyor. Yani onun bir şey demesi lazım. Orada savaş demiyoruz ya. Bu zulmü anlat. Anlat ki o dursun. Mesela 2009'da Sayın Cumhurbaşkanı adeta soykırımdı dedi. Ya biz buna susamayız dedi. Öyle demeseydi Ürümçi tamamen biterdi. Dedikten sonra durdu. Yani bir zulmün, bir insan kötülük yapıyorsa, hırsızlık yapıyorsa bağırdığınız zaman o ses size duyar, siz koşup gelirsiniz. Ondan utanır. Şu an BM 1 milyon kişi tutsaktır, evet kabul ediyoruz, biliyoruz, onu bırak demeseydi hayır hayır derdi. Ondan önce dedi. Öyle bir şey, kamp diye bir şey. Ya adam 5 milyonu tıkmış, hayır yok diyor ya, yemiş. Öbürü diyor ki ya sen de milyondan bahsediyorsun. Zaten siz 5-6 milyonsunuz diyor. Demek ki 5-6 milyon yedi. Ona demeyelim mi? Siz anlatmayalım mı? Bağırmayalım mı? Bir saniye. Onu, şu an yaptığınız budur. Tamam, bu sizlere. Bunu anlatıyoruz. Biz daha sizin önünüze gelip strateji yapıp Çin'i nasıl yıkarız, dökeriz, nasıl savaşırız demedik. O konuya geldiğinizde onu söylediğiniz zaman anlaşılır. Ona cevap veririz. Ama şu an oraya gelmedik. Hadi şu an ya orada nasıl yok oluyor bir toplum, bitiyor. Dışarıda kalan bile şu an, ben Türkiye'de diaspora, ben şu an birçok şeyi hesap ederek ben bile çok şey konuşmuyorum kardeşim. Diğer yerdeki diasporada dünya şu an çıkar ve menfaat dokunuşlar, bir sürü şeylerden dolayı her şeyi söyleyemiyorsun. Yani kimse bağımsızlık konusunda bile, bağımsızlık konuşabiliyor mu? Kimse konuşamıyor. Ancak her zaman ağlayıp zırlayıp ya bizi orada onu yapıyor, bunu yapıyor, öldürüyor. Bunu diye şu an ona bile demezsek. Bakın Filistin meselesini ben, o da bizim meselemizdir. Diğer birçok, Myanmar var. Myanmar'a niye bunu söylemiyorsunuz? Niye onu yani bu gerçekten bu Müslümanlığın, insanlığın ne varsa Türklüğün vicdan meselesi. Arkadaşlar, geç kalacak, bir iki soru daha var. Tamam. Yani bu soru cidden beni rahatsız etmiştir.
Yani ben neden dersiniz? Biz burada bir olan bir vakayı anlatıyoruz. Bilinçlendiriyoruz. Bunu insanlar duydu, anladıktan sonra bu ses Türkiye'de seslenirse, ülke bazlı bu çıktıktan Çinli'ye dolaşıyor. İnsanlar duydu diye rahatsız oldu. Ondan sonra Çin geri çekilir. Orada zulüm azalır diye biz bunu zulümü anlatıyoruz. Sual varsa alayım başkan.